Bildiğiniz üzere diyeti bıraktım. Bugün kahvaltısız gene diyetteymiş gibi aç bir şekilde antrenmana gideceğim. Antrenman yaptıktan sonra size gün yani bu kilo aldığım bu dönemde, bu arada yarışma kesinleşti zaten söylemiştim. Şimdi birazcık vakum çalışacağım. Bunu da son bir haftadır falan ekledim her sabah. 15-20 dakika yapabildiğim kadar vakum yapıyorum. Yarışmam iptal oldu maalesef. Böyle bir şey bekliyor muyduk? Açıkçası beklemiyorduk çünkü yurt dışındaki bütün yarışmalar oluyordu, gerçekleşiyordu ve hani baktığınız zaman Türkiye'deki diğer branşların yarışmaları da gerçekleşiyor. Hani bence belli kısıtlamalar altında bu yarışma ilerleyebilirdi fakat büyük ihtimalle federasyon, kendi yorumum yani benim, bu kısıtlamalarla yürüyüp tatsız olacağını, hiç yürümemesi daha iyi diye düşünmüş olabilir. Çok hevesliydim, aşırı hevesliydim. Biliyorsunuz hani Güray abiyle beraber gerçekten çok hırslıydık yani. İyi bir süreç geçirdik. 5 aylık bir süreç olmuş olması lazım. Yani kısacası o iş iptal oldu. Hevesliydik falan vesaire. Ama kader, bazen bazı şeyler olmuyor. Benim adıma aslında ilk başta haber aldığımda bayağı üzülmüştüm. Fakat bozmaz mantalitesi bizi bozmaz arkadaşlar. Ne geliyorsa gelsin her türlü bir pozitif yanını bulmaya çalışıyorum. O yüzden ben de olaya artık diğer yarışa, yani önümüzdeki Eylül'de olacak ya da yurt dışında yarışacağım, belirsiz, daha güzel hazırlanma ihtimalim var. Sonra siklet kategori değişikliği yapma ihtimalim var falan vesaire. Bunları avantajıma çevirdim yani kendimce. Yarışma sabahı. Yarışma sabahı. Yanımıza pilavımızı alıyoruz. Dün akşam bu uyku sersemi bir pilav yapmışım kanka. Hani şu. O gün geldi artık. 8 hafta dedik. Geçmeyecek dedik. Günler geçti, kaldı saatler. Şu iş bir bitsin, yemeğimizi bir yiyelim. Off sezonumuz başlasın artık. Bir üzümlü pilavlarımız gelsin. Bir dürümlerimiz gelsin. Cheat videoları gelsin. Benim için güzel bir tecrübe olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Niye kapanmıyor bunu? Bunun değil mi lan? Sikeceğim şimdi seni. Şey, konuşmayı unuttum ama. Bizim diğer çocuklar yarışıyor. Bizimkisi daha geç olacak. Şimdi bizi dinlenme vakti. Bundan sonra yapacak bir şey yok, izleyeceğiz. Bundan sonrası en keyifli kısım. Ben pilav yiyeyim. Nerede bizim karşı? Fırat hocamı da çek. Diet face. Form surattan anlaşılır dedikleri mesela. Bir buna bak, bir de buraya bak. Vallahi ben geçen form kontrolü istedi Güray Bey. Yanına gittim şöyle bir. Giderken kesin yine bir kalaylanacağız. Çıkmasam mı acaba diyecek diye gittim ama. Övgüler yağdırıldı yani. Hayvan gibi kondisyon falan filan. Bayağı ama kurusun adam, diyor herkes ama ben hala kuru olduğumu düşünmüyorum ama mesela. Ama adamda yağ yok yani gerçekten. Ben de falan. Bir bütün ayda yakılabilecek en iyi yağ yaktı. Aynen, nazarı işittik, kendimize geldik, kupkuru olduk şimdi, bakalım. Gram sneakers'a düştü, diyet bozdu. Keyifler iyi değil. Biraz yedim ya. Geldik, boyamızı yaptık. Bundan sonrası artık işin keyfi. Keyfimizi alıyoruz takınca. Bir kat daha boya var. Bir kat daha boyamız var. Güray hocam sağ olsun. Atletlerle. Bundan sonrası kader, kısmet. Güray hocamızın da dediği gibi. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çıkışta bir Faruk Brom'la şerbetli bir künefe hayalim var. O her türlü onu hayal edeceğim. Bakalım. Çok selamünaleyküm. İspanyol formacı Fırat Bal. Hocam gençlere bir kol vermek ister misiniz? O mu kanka? Benim kol mu ya? Yok.
kalabalık abi. Kalabalık değil mi? Kaç kişi var misketinde biliyor musun? Fazla yok abi ya. Benim misket sakinse. Kimse bilmiyor herhalde. Yazılmamış. Kimse bilmiyor ne demek lan? Ya bir adam mesela klasik bileceğine klasik bir tut geliştirme giriyor. Senin boyuna göre mi yoksa? Yok abi ben bir 70 adamla da aynı şeyde olacağım. Neler yerdesin? Dövme... Akıyor. Kazıdık abi. Bir anlamda geldi planlı mıydı? Dövme yaptırmak vardı da aklımda zarı kapatmak vardı. Zarı dedi bununla kapatamayız. Bu da vardı kafamda. Devam. Abi nasılsın? Sen 4-5 gün mü? Valla bilmiyorum herhalde. Ben artık yani bir çiftliğinde ineyim kafasındayım. Hocam. Oğlum ben uyku moduna geçtim. Uyuma mı dedi lan? Ha? Uyumayacaktık değil mi? Uyursan ölürsün. Uyursan sulanırsın. Şu an rakiplerin uyumuyor. Öyle düşün. Uyursan sulanırsın. İniyoruz. Bakalım neler olacak. O zaman backstage'de görüşürüm. Backstage. Ne kaldı? Biz bayağıdır aslında bir şeyler yapıyoruz ya. Evet. Yedik içtik falan filan. Şimdi ikinci katı atacağız. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında artık yükleme ve pump. Sonrasında çıkacağız. Ne olacaksa olacak artık. Hayırlısı diyelim. İnceldiği yerden kopsun. İnceldiği yerden kopsun abi. Serbest bir boz.
Teşekkürler. Benden de varmış. Ne diyorsun? Bitti bu iş. Değil mi? Easy win, easy win. Evet. Dönerken falan. Pozlarda. Bir tarafını sık, hiç sıkmadı. Dümdüz durdu. Bunu fark ettim. Çok şey, yani birden güzel giriyorsun poza. Biraz şov ya. En alttan başla. Ya bak, koyunca şuran falan taraklı görünüyor. Çevir şöyle bacağını. Bunu göster. Dümdüz pozlara geçiş yaptırdılar ki. Evet, çok güzel. Odaklanamadım ya. Şimdi müzik istiyorlar. Müzik yok. Müzik mi istiyorlar? Herhalde. Ne kadar sürecek bir çıkma? Müzik ayarlamaya çalışıyoruz. Şuradan. Bocaladın ya. Nerede? Rutinde çok bocaladın. Abi tripozda mı? Hı hı. Abi ben bilmiyordum ki tripozda. Ya ama bak, ben seni bilmiyor muyum? Nereye kalacağını tahmin edemedim. Şurada mı? He orada. Aa, o neydi? Aynen oradaydı. Düzeltiyorum. Bu çok iyi. Bir sporcumuz daha var. Mersin merkezinden 665 mayalar zeyna. Çağdaş Tutkaç. Hücum Eğitim Merkezi Spor. Biraz da bromo ben. Form kontrol. Doktu. O stresi bitti ya şu işin. Ben oradayım. Artık şu hareket yok bak. Artık şu dokunsa terlemeyeceğim, anladın mı? Normalde dokunsa böyle bir gidiyorsun. Niye, dünya şampiyonası yok mu? Belki. Daha bilmiyoruz. O zaman müzikten tehlif yemeden kapatıyoruz. Müdürü Sayın Ayhan Gözümüzün Beyefendi, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sayın Ali Kesimhane ve Fitness Meslek Kurulu Milli Sporcumuz Sayın Ersin Kurver Beyefendi, ödüllendirmek üzere podyuma davet ediyorum. 6. 665 numara Çağbaş Tutkaç Mersin. 452 numara Emirhan Eroğlu İstanbul. 4. 456 numara İbrahim Ağcı Hatay Kanal Jimnastik Spor Kulübü. 3. 453 numara Kurban Olmaz Ankara Ulu Demek Şimdilik İçtimai Spor Kulübü. 2.
hocam. Var hocam, yeşil. Evet, ilk aşama tamam. Geldi pozu. Geldi. Geldi pozu. Geldi. Şu poz için çalıştı. Bunları yazacağız. Faruk, o pideden yemeyeceğiz mi artık? Konuşsana. Artık yiyeceğiz. Şu an. Başlangıç. Videoyu aç böyle. Evet. Kayıtta mıyız? Evet. Açık olmam. Evet, şu an videoyu hızlı keseceğiz buraları çünkü Faruk'un sinirleri gelmiş durumda. Güray hocam, kupayı aldık. Tebrik ederim. Kupayı alır almaz nereye geldik her zamanki gibi? Hemen gelelim. Her zamanki değil, ben ilk kez geldim. Evet, ilk defa yedireceğiz. Her zaman da kupa aldım. Koçuma ilk defa yedireceğim. Faruk Bey bizi bekliyor. Şampiyon geliyor, şampiyon. Çedar'la bu gelirdi. %90. Vay, bak puan kırdılarsa Çedar'dan kırmışlardı kanka. Evet, başka bir şeyden kıramazlar. Abi hoş geldiniz. Abi siz Afrika'dan mı geldiniz böyle? Biz abi karardık. İspanyol bronzluğunu yakalamak. Evet abi. Evet, şöyle evet. Bir fotoğraf. Adam sözünde durdu. Biz de sözümüzde duracağız. Dedim ki her zaman Instagram'dan yazıyordu gel diye. Ya tacizlerime rağmen adam disiplin. Kupayı ya. Alacağım. Adam harbiden disiplin bu arada bak. Kupayı alacağım, geleceğim dedim. Kupayı aldım geldim. Adam sözünde durdu abi. Söyleyecek tek bir kelimem yok. Çedar. Onlar geliyor. Çedar oranı yüksek seviyoruz biliyorsun. %90 minimal bir Çedar'ın tencereyle bir şey ortaya koyacağım. Biraz tuz alabilir miyim? Yok be. Hemen abi. Biraz döküş tuz. Tarzı var mı? Hiç sıkıntı yok abi. Bir sesleri gösterelim. Abi sen döktürüyorsun ya. Gel de yemedim. Evet, şampiyonun tepsisi abi. Şimdi abi ne? Abi o mekençiz. Şöyle şampiyonu şöyle tutluyoruz abi. Şöyle bu mekençiz abi. Şampiyonun ağzına. Şampiyonun ağzı. Şöyle. Böyle abi senin ellerinden bir çedarla beni. Şöyle kanka. Buraya slow motion. Buraya bir slow motion. Gelmiyor abi. Bir sıkıntı var. Buraya böyle bir efekt. Abi 100 lira atarsak işte. Evet. Evet abi. Baba. Çok iyi be. Al. Bu senin. Evet, kameraman besleme biliyorsunuz görevi bende. Kim arıyor beni? Kameraman besleme. Tamam, onu bir kenara koyalım. Tamam, onu ben ısırayım ben sana sonra. Tamam. 5 hafta sonra. Beş hafta boyunca yok. Ona göre. Abi tart kaçırmayalım ya. Tadını çıkar. Yarın söyle. Ya. Akşam söylersin. İspanya'ya gideceğiz biliyorsunuz dünya şampiyonasına. O yüzden mecbur. Gene bir diyet dönemi. Bu arada bir ufak yarışma değerlendirmesi. Yarışmadan ziyade şu çok güzel. %100 formunda çıkmadı görüntü. Onu çıkmadık zaten... yani. Ama biraz şundan da dolayı oldu. Biz saat 2-3 gibi çıkar diye hesapladık. Ben 11'de falan çıktım. Biraz planları ona göre yaptık. Gece 11'e sarkınca yanımızda da çok yemek yok. Ama aşırı tecrübe kazandığımız bir yaş oldu. Bunlar tabii hiçbir zaman bahane değil ama biraz daha iyi çıkardı. Yine en iyi halinde çıkmayacaktı. Yani. Ama aşırı tecrübe kazandığımız bir yarış kesinlikle oldu. Kesinlikle. İlk yarış, ilk podyum. İlk yarışım ve ben zaten şunu da söylüyorum yani. Bir sene öncesine kadar hiçbir alakam yoktu. Ne bu sektörle ne sporla. Bir senedir aldığımız bir kararla. Hiçbir zaman asıp kesmedik hani. Aynen. Biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız. Ama geldiğimiz noktanın şok yani. Neyse yani, konuşamıyorum. Yani. Güzelliğe bakar mısın? Yani ilk ısırık her zamanki gibi. Şu dudağının kenarındaki çedarı da bir temizleseydin. Alıp götürüyor. Hocam sizlerle bir tadım testi.
biraz soğuz. Senin yüzünden hiçbir şeyin tadını alamadan yiyor. Künefecideki gibi. Künefeye gittik, künefe, alev çıkıyor künefenin üstünden. Hepsini bitirecek diye mecburen yedim. Dilim yardım geceye kadar, bilmiyorum. Balkaya ikinci burgeri yükledi. Sabah herhalde pamplu yanmak artı istiyor. +95'te bisiklette daha yazıldı. Hemen pilavımızı yaptı. Abi ne kadar süre pilav yemeyeceksin? Ben mi? Yerim ya bu hafta. Bu hafta yersin de ne zaman yersin? Salı. Pilav protokolü yazılmış. Hepsi yolları göründü. Bu arada poz falan versen bence kurulur bayağı o seviyelerde. Kuruluğumla ilgili okeyim ama mes almam lazım. Çok. Mes de bu kadar fazla mes. Mesela benim o rakiplerim kadar büyük gezmek istemem. Hayır, ben. Sana bir şey diyeyim mi? Senin rakiplerinden en büyük eksiğin bacaklarındı biliyor musun? O, öyle söyle. Yani. Üst vücudun değil. Oraya da bir yüklenelim yani. Evet yedik. Şimdi ya apneli bir uykumuz var. Garanti horlamalı. 8, 9, 12 saat. Sonra yarın Kaan'ın yarışması için gideceğiz. İspanya'ya gideceğiz. Artık İspanya'ya serisinin başlığı ne olsun? Onu bakarız. Şimdi herkes uykulu. Tarık abiye çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok afiyet olsun. Her zaman ailesi bekleriz. Yine bizi ağırladı. Bir cheat de daha bizi mutlu etti. Çedarladı. Bunun pump'u bana bir hafta yeter zaten. Her seferinde görüyorduk, sonunda geldik. Harbiden, koçum da abi sürekli... Abi bugün oraya gitmeyelim, abi bugün burger yemeyelim. Sonunda geldik. Koçumu da getirebildim. Fırat Bey. Adam bana diyor ki... Tarık abi diyor, koç izin vermiyor diyor. Koç izin vermiyor, geleceğim diyor koç izin vermiyor. Bence buradan sonra bir McDonald's. Harbi mi? Buram burger bu manyağı aldı. Kaliteyi hemen düşürdüm bir anda buram ya. Buram burger manyağı aldı bugün. Bu saatten sonra McDonald's. Dondurma mondurma ya abi. Şeye gitsene. Gelecek halimiz yok. Muay'a gitsene. Ya abi bir tane çırap alacak. Yok kardeşim. Muay'a gitsene abi. Ne abi? Ha tamam. O zaman kapanışı nasıl yapalım? Tarık abiyle beraber yapalım. Adam sözünde durdu abi. Biz burgerle de... kapatsaydık keşke.